Advocates for dignity and try and help people. But Washington says Turkey failed to present any evidence. Mr. Khashoggi's star detention. World attempt really to destroy democracy. I condemned it and I still condemned it. Should be coming on shortly. On behalf of the Advocates for Dignity, and I'd like to thank the UNAA Association. That has a population of about 13.5 million people. This region is where most of the Kurds live. A pre-recorded video interview with Mr. Omar Faruk Gergerlioğlu, who's a human rights activist and an MP for the People's Democratic Party, HDP. Thank you for your time. Bölgede çok büyük bir can ve mal kaybı var, çok büyük bir sarsıntı var. Sadece maddi bir sarsıntı değil, manevi alanda da çok büyük bir sarsıntı var. Devam eden depremler var, bitmiyor. Ve ardı ardına önemli depremler oluyor. Efendim, hak ihlalleri noktasında da maalesef çok sıkıntılar yaşanacak gibi görünüyor. Şu an insanlar oldukça büyük mağduriyet yaşıyor. Zaten yaşadıkları bu mağduriyet, devletin gereken tedbirleri almaması, deprem tedbirlerini almaması nedeniyle en büyük hak olan yaşam haklarının ihlal edilmesi, yaşamlarını kaybetmeleri. Yani şu açıkçası apaçık ortaya çıkıyor. Bu iktidar her alanda büyük bir iflas yaşıyordu. Ve en son iflası da bütün bunlara duyarsız kalan toplum kendi canıyla ödedi. Yani bu iktidarın sistemsizliğini, yolsuzluğunu, usulsüzlüğünü, hukuksuzluğunu eleştirmeyen bu toplum maalesef bütün bu suskunluklarından sonra iktidarın büyük ihmalleri, deprem konusundaki boş vermişlikleri, toplanma alanlarının ranta çevrilmesi ve imar aflarının sık sık çıkarılması, yapı denetim sisteminin özelleştirilip yolsuzluklara uygun hale getirilmesi nedeniyle oluşan bir deprem, belki çok az bir can kaybıyla savuşturulabilecek bir depremi canıyla ödedi ve bundan sonrasında da çok önemli hak ihlalleri yaşanacak gibi duruyor. Depreme kadar bu büyük ihmaller sonucunda can kayıpları oldu. Deprem sonrası yine bu hak ihlalleri devam etti. Çok uzun süre sayılabilecek bir sürede devlet kurtarma evet. çalışmalarına gelemedi. Çok büyük bir skandal bu aslında. Biz bunu her yerde gördük. Ben bunu depremin her alanında gördüm. Köyde, kentte herkes bunu söylüyor. Hangi siyasi kesimden olursa olsun büyük bir tepki var. Devletin çok geç kaldığına dair. Evet, büyük bir alanda olmuştu ama çok büyük bir gecikme yaşandı ve çok hak ihlalleri yaşandı. Bunun neticesinde depremin öncesinde yaşanan hak ihlalleri, depremden kısa bir süre sonra yaşanan hak ihlalleri ve uzun vadeli yaşanabilecek hak ihlallerinin de iyi olmayacağını tahmin edebiliyoruz. Sanırım bu hak ihlalleri her alanda devam edecek gibi. Çünkü ortada, biz sürekli bunu söylüyoruz, bırakın bir hukuk devletini, devlet bile yok. Bunu hepimiz çok net gördük. Devlet en başta bu enkazın nedeni oldu ve bu enkazın altında kaldı. On binlerce kişinin ölümünden sorumludurlar. Şu anda faturayı müteahhitlere keserek kurtulmaya çalışıyorlar ama aslında fatura bütün bu sistemsizliği iyi bir şeymiş gibi göstermeye çalışan iktidar yetkililerindir ve bu hak ihlallerinin en birincil nedeni bu iktidardır. Teşekkür ediyorum efendim. Özellikle buraya bakan yönüyle düzenlenecek olan bir programın katkı sağlamış oldunuz. Destroy democracy. I condemned it and I still condemn it.